Merhaba arkadaşlar, yeni bir Pazartesi favorileri videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere geçen hafta boyunca severek kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Küçücük bir açıklama yapmak istiyorum. Bir izleyicim sormuştu, Bilgen abla ben bu ya da Bilgen. Ben bu videoların mantığını çok anlamadım. Sen bir hafta önce kullandığın ürünleri mi gösteriyorsun? Ya da işte her hafta yeni ürünler mi deniyorsun demişti. Evet, aslında yaptığım tam olarak bu. Ve şey demişti, peki nasıl oluyor yani o hafta içinde... Mesela ben hayatta böyle bir şey yapamazdım çünkü değişik değişik kıyafetler giyiyorum, renkler giyiyorum ve hani bir allık seçip koyarsam o allık uymazdı vesaire gibi bir şey söylemiş. İşte bu herkesin kendi görüşü arkadaşlar. Ben makyaj malzemelerimi çok kıyafetlerime göre seçmiyorum ve fark ettiğiniz üzere kıyafette de çok renkli giymediğimden belki böyle yapmıyorum. Bu benim için bir sorun teşkil etmiyor. Evet, haftalık olarak her hafta belli ürünler seçiyorum, onları kullanıyorum, yani bunlar benim daha önceden alıp kenara koyduğum ürünler oluyor genelde. Onları kullanıyorum ve onlar hakkında, onların içinden en çok beğendiklerimi sizlere gösteriyorum. Şimdilik gidişattan memnunum. Siz bu videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Belirtirseniz sevinirim. Hoşunuza gidiyor mu? Gerekli buluyor musunuz? Gereksiz mi buluyorsunuz? Aylık videolarımı tercih ederdiniz? Aylık favorilerimi? Merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Bu haftanın favorileri şu an önümde. İçlerinde bu hafta en favorim olan ve bugünkü videomu da bununla yaptığım, kendisi de yaptım. Balm Jour palet. Bu palet hakkında defalarca kez konuştum biliyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Ama bir önceki videomda söylemiştim. Eğer Balm'dan tek bir ürün alabilecekseniz bu paleti almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü içinde yok. İçinde iki tane bayıldığım muhteşem ruj var. Bir tanesi şu an dudaklarımda olan Milli. Bayılıyorum. Kırmızısına ayrı, bu muhteşem pembeye ayrı. Bilmiyorum nasıl durduğunu düşünüyorsunuz ama ben gerçekten çok beğeniyorum. Hayatımın aldıklarından bir tanesi diyebileceğim muhteşem Fred Boy. Hatta ben bu Fred Boy'un Balm'da ayrıca satılan Fred Boy'dan daha güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Şöyle bir renk. Şu an yanaklarımda bu arada Fred Boy var. Onun üzerinde aydınlatıcı olarak yani highlighter olarak Mary Luminizer var. Yanak uçlarımda far olarak şu an gözümde Adagio. Onun altındaki Allegro. Şu en alttaki sanırım Presto'ydu. Evet. Presto var bugün. Ve tüm komple yüz makyajım bu paletten oluşuyor. Ben bu paletin içindeki renklere aşığım. Allığından aydınlatıcısına, rujlarından farlarına kadar. Bu farlarla birden farklı uygulama yapabilirsiniz. Açık renkli, çok doğal tonlarda bir makyaj yapabileceğiniz gibi smoky bir makyaj yapabilirsiniz. Mor tonlarında bir makyaj yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok çeşitli uygulamayı yapabilirsiniz. O yüzden çok ama çok kullanışlı bir palet. Defalarca kez söyledim, yine söylüyorum. Şunun içinde bir bronzer olsaymış, bir haftalık tatile giderken al yanında götür, başka bir şeye ihtiyacın yok tarzı bir palet olurmuş benim için en azından. Aşkla bayılarak, çıldırarak kullanıyorum. Muhteşem bir palet. Bu hafta da bayıldım kendisini kullanmaya. Başka ne ruj kullandım ne allık. Bu herhalde yeterince şey açıklıyor. Onun dışında tek tek başka makyaj ürünleri göstermeyeceğim. Çünkü gerçekten sadece onu kullandım. Bir oje vardı bu hafta kullandım. Daha bugün tırnaklarımdan çıkardım hatta. Bundan önceki videolarımda görebilirsiniz tırnaklarımda. Hatta içinizden çok beğenenler de olmuştu. Ve hatta burada günlük hayatımda dışarıda da beğenenler oldu görüp. Hangi markaydı bu? Çok koyu okuyamıyorum. Pure Ice markasının Private Show isimli şu ojesi. İçindeki ışıltıları görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Böyle iki katta kendini oldukça belli eden, rengini güzelce veren bir ojeydi. Severek kullandım. Bu hafta severek kullandım. Makyaj uygulama malzemeleri oldu, fırçalar gibi. Samantha Chapman'ın, Pixi Buda'nın Samantha Chapman'ın Real Techniques fırçalarından almıştım. Pudra fırçasını ve aldık fırçasını bu hafta severek kullandım. Maybelline Dream Matte pudramı bu fırçayla sürüyorum. Yumuşacık. Normalde ben el fırçamla pıt 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 yaparak sürmeyi seviyordum. Bununla dağıtarak sürüyorum ve normalde dağıtarak sürülen pudranın alttaki fondöteni yerinden oynattığını, böyle kapatıcılığını aldığını düşünüyordum. Fakat bu
çok yumuşak olduğu için çok fazla bastırmaya gerek olmuyor. Hemen yüzüme pudramı uygulayabiliyorum. Bronzla da uyguladım birkaç kere. Kontrolleme amaçlıyla cildimi biraz daha koyulaştırma amaçlı sürdüğümde. Her iki işte de oldukça başarılı, güzel bir fırçaydı. Bir diğeri de allık fırçası. Yumuşacık, kılları hem sık hem yumuşacık. Allıklarımı bununla uyguladım bu hafta. Çok çok severek bugün aldığımı bununla uyguladım. Bir diğer severek kullandığım fırça Urban Decay'in bir fırçası oldu. Naked paletten çıkan. Şu ucunu şayet likit eyeliner sevmeyi sevmiyorsanız, ben cidden konuşamıyorum. Likit eyeliner sürmeyi sevmiyorsanız ve koyu farlarınızı eyeliner olarak kullanmayı seviyorsanız bu ucu bunun için muhteşem. Nasıl görebilirsiniz bilmiyorum. Hatta ben siyah farı sürdüm bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz çok inceldiğini ve kirpik dibine çok rahat girebilmenizi ve çok rahat uygulama yapabilmenizi sağlıyor. Cidden çok çok başarılı. Gerçekten beğendim. Diğer tarafını ise bugün mesela bu makyajımda da kullandım. Şu gölge yapacağım rengi hem alıp hem de hafifçe dağıtmak için ideal. Kılları da oldukça yumuşak. İçinden de farlar çıkıyor. Böyle böyle yaptıkça çok güzel, çok çok severek kullandım. Bu hafta boyunca her gün fondötenimi Beauty Blender ile sürdüm. Beauty Blender hakkındaki düşüncelerim karışık. Bu hafta boyunca severek kullandım ama 20 dolara hak edecek bir ürün ya da insanların hakkında bu kadar çıldırmasını hak edecek bir ürün mü, onu henüz kestirebilmiş değilim. O konuda kararımı verdiğimde kendisiyle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Bir uygulama videosu da yapmayı düşünüyorum. Ama bu hafta boyunca severek kullandım. Bundan başka hiçbir şeyle makyajımı sürmedim. Sanırım bu haftalık bu haftanın haftalık favori videosuna girmeyi hak ediyordu bu anlamda. Son iki ürün, bunlardan bir tanesi saç ürünü. Bu ürünü sevmek değil, ben bu ürüne vuruldum, aşık oldum. Suave'ın Keratin Infusion. Göstermiş miydim bunu bir önceki videoda? Ay gösterdim galiba ben bunu. Neyse, bu hafta da severek, bayılarak kullandım. Kokusu muhteşem. Bir parfüm almış acaba ona. Gucci Rush olabilir mi? Ki Gucci Rush'a çok bayılmam ama. Kokusu ona benziyor biraz. Saçlarımı yumuşacık yapıyor. Ben bunun durulanmayan saç bakım kremi olarak banyo yaptıktan sonra saçlarımın nemini, ıslaklığını havluyla aldıktan sonra nemli saça uyguluyorum. Tek dezavantajı saçımın kuruma süresini oldukça uzatıyor. Fakat sonrasında o bukleler nasıl güzel görünüyor. Hani geçen hafta Instagram'a birkaç fotoğraf koymuştum var. Ah bugün saçlarım çok güzel diyerek. Hepsini bunu uyguladıktan sonra çekmiştim. Ve ben normalde bugün saçlarım çok güzel diyen bir insan değilim. Ama bunu sürdüğümde saçlarımı çok güzel buluyorum, çok beğeniyorum. Bayılarak kullanıyorum. Bu hafta boyunca severek kullandığım bir başka ürün. Victoria's Secret'ın Love My Body serisinden Amazing All Over Body Lotion'ı orkid ve bambu kokulu. Yani orkide ve orkide. Orkide ve bambu kokulu. Bu bir vücut lotion arkadaşlar. Banyo yaptıktan sonra kollarıma, bacaklarıma, omuzlarıma, ayaklarıma, ellerime bunu sürüyorum. Ve çok güzel emiliyor. Kokusu da çok hoş. Daha önce de söylemiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bunun kokusu bana Charlie yanım satıyor. Ne alaka? Sanırım benim sevgilim orkide ve bambu gibi kokuyor. Şaka bir yana, kokusu bana Charlie yanım satıyor. Böyle sabunumsu, temiz, hoş bir kokusu var. Dediğim gibi cilt tarafından çabucak emiliyor. Bath & Body Works'un Triple Moisture kremleri kadar çok sevmiyorum ve onlardan daha akışkan bir yapısı var. Ama yine de bir vücut dosyalarına göre kolay emilen hoş bir yapısı var. Cilde böyle yağlı bir tabaka bırakmıyor. O yüzden severek kullanıyorum. Şişesi de çok güzel bence. Evet arkadaşlar, haftalık favorilerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa, bir yorumunuz vesaire varsa her zamanki videonun altına bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Al yanaklarını öptüm. Hoşçakalın.